Zeminler için bir tanımlama yapmak gerekirse en kısa yoldan inorganik katı malzeme topluluğu ya da inorganik ayrık malzeme topluluğu demek mümkün. Bildiğimiz bütün zeminler arkadaşlar kayaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla parçalanması sonucunda oluşuyorlar. Genel jeolojide kayaların fiziksel olarak nasıl parçalandığını, kimyasal olarak nasıl bozuştuğunu, biyolojik etmenlerle nasıl küçük parçalara ayrıldığını öğrendiniz. Ben bunların ayrıntısına burada girmeyeceğim. Sadece size buraları okumanızı tavsiye ederek geçeceğim. Şimdi arkadaşlar, bir kaya yerinde bu saydığımız fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerle parçalandığı zaman bozuşma profili oluşur. Bu kaya bozuşur yani. Biz bu tür zeminlere oluşum şekli açısından yerinde olmuş oluşmuş zeminler, kalıntı zeminler veya rezidüel zeminler diyoruz. Bir de oluşumuna göre zeminlerin ikinci çeşidi taşınmış zeminlerdir ki bunlar rezidüel zeminlerin yani yerinde bir kayanın bu süreçlerle parçalanması sonucunda bulunduğu yerden başka yere taşınması sonucunda oluşan zeminlerdir. Taşınmayı sağlayan etmenler neler olabilir? Sular, rüzgar, buzul, yer çekimi vesaire. Şimdi şu bozuşma profiline bir göz atalım. Kayalar bildiğiniz gibi üç büyük gruba ayrılıyor. Magmatik, metamorfik, sedimenter. Üç gruba ait kayaların hepsi de bozuşmaya maruz kalabilir. Hepsi de fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla parçalanarak zemine dönüşebilirler. Bir yerinde oluşmuş veyahut da rezidüel zemin sütununa bakacak olursak en altta taze kaya var. Üstünde damarlarında suyun gezinmesi sırasında, dolaşımı sırasında damarların hafif lekelendiği, kayanın bütünlüğünü büyük ölçüde koruduğu, sadece süreksizliklerde bir miktar bozuşma meydana geldiği zon var. Onun üzerinde bu olaylar artıyor. Yani süreksizliklerde suyun dolaşımıyla bozuşma ileri safhalara ulaşıyor. Kayanın önemli bir kısmını zemine dönüştürüyor. Ama hacim olarak kayamız halen zemine kıyasla fazla bu zonda. Bir üst zonda ise yine zemin kaya karışımı var ama zemin bileşeni şuradaki düz boyalı kısım kayalara kıyasla şu bloklara kıyasla hacimce daha fazla. Onun üzerine içerisinde artık kaya bloklarından eser kalmadığı nispeten kalın bir inorganik zemin geliyor. Yani burada artık kaya tamamen parçalara dönüşmüş. Küçük kaya parçalarında kil boyutundan çakıl boyutuna değişen. En üstte de buraya koymamış ama humuslu toprak ya da organik zemin katmanı var. Değişik araştırmacılar bunun için çok farklı sınıflama şemaları önermişler. Ben şunu öğrenmenizin sizin açınızdan yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum. Taze kaya az bozuşmuş, orta bozuşmuş, çok bozuşmuş, tamamen bozuşmuş zemin şeklinde kaç tane? 6 tane zon var burada. Şimdi arkadaşlar taşınma sürecine baktığımız zaman esasen buna biz zemin kaya döngüsü diyebiliriz aynı zamanda. Taşınmış zeminleri burada daha çok ele alacağız. Zemini oluşturan ana kayamız burada. Bu ana kaya demin söylediğimiz gibi fiziksel, kimyasal, biyolojik süreçlerle parçalanıyor. Bundan sonra bulunduğu yerden su, rüzgar, yer çekimi, buzul vasıtasıyla taşınıyor. Zeminimiz burada rezidüel veya kalıntı zemin. Şöyle bir sütun oluşturuyor tipik olarak. Ondan sonra bulunduğu yerden bu ajanlarla başka yere taşınıyor. Taşınan zeminlerin belli bir stratigrafisi, belli bir kolon kesiti yok.
herhangi şekilde olabilirler, düzenli, düzensiz. Taşınan zeminler bir ortamda, özellikle denizlerde çökeldikten sonra, yani tabii ki akarsularda çökelebilirler, dağ yamaçlarında çökelebilirler, alüvyon ismini alırlar, kolüvyon ismini alırlar bu çökelim yerlerine göre. Özellikle denizde çökelenler, sedimentoloji stratigrafiden bildiğiniz kadarıyla, diajenez süreciyle taşlaşır, yeniden kaya oluşur, sedimenter kaya oluşur, belki bir aşamada metamorfik kayaya dönüşür, tekrar şuraya geliriz, bu döngü böyle devam eder. Bu da zemin kaya döngüsü olarak adlandırılır. Taşınmış zeminler şu kısmından itibaren çökelme ortamına kadar her yerde bulunabilirler. Dağ yamacında, akarsu vadilerinde, göllerde, denizlerde. Evet, buna göre iki çeşit zeminimiz var. Bir, yerinde oluşmuş zeminler. İki, taşınmış zeminler arkadaşlar. Mühendislik jeolojisi açısından zemin mekaniği için bir tanımlama, zemin için bir tanımlama yapmak gerekirse, zemin çimentolanmamış, yani taneleri birbirine çimentoyla tutturulmamış veya çok zayıfça tutturulmuş, temas noktaları zayıf, dirençsiz, düşük mekanik enerji veya su etkisiyle ayrılabilen, dağılabilen, yani katı parçacık topluluğu olarak tanımlanır. Şimdi arkadaşlar, birinci hafta dersini hem dersin temel ilkelerini açıklamak, neler işleyeceğimizi göstermek bakımından burayla ben sınırlı tutuyorum. Yüz yüze eğitimde yaptığımızda burada kesiyordum. Bu sanal dersimizde de öyle yapalım. Hatırlatmak istediğim bir şey var arkadaşlar. Buralardan ne tür sorular gelebilir? Mesela dur şu sayfayı açalım. Zemin mekaniğinde anlattığım tüm konuları soru formatında şu şekilde soruyorum. Sözlü de bunlardan birkaç tanesi karşınıza çıkacak. Ondan sonra finalde veya bütünlemede yine karşınıza çıkacak. Burada zannediyorum 90-100 kadar soru var. Daha da arttırabilirim zamana bağlı olarak, bunların sayısı, anlatacağım konuların açılımına bağlı olarak bunlara biraz daha ekleme yapabilirim. Bunu, bu kısa sınav sorularını benim web sayfamda dersler, lisans, zemin mekaniği, kısa sınav soruları kısmında bulabilirsiniz. Videoları buraya yükleyeceğim. Onun için belki bir sekme daha şuraya yardımcı malzeme altına açabilirim. Bu konuyu da bu şekilde açıklamış olalım. Önceki dersimizde zeminler için inorganik katı malzeme topluluğu demiştik arkadaşlar. Şimdi zemini oluşturan katı partiküller, kilden blok boyutuna kadar bir araya geldiklerinde doğal olarak aralarında bir boşluk bulunacaktır. Bunlara biz gözenek diyoruz. Bu kapsamda zemin belli başlı iki fazdan oluşuyor. Ya da iki kısımdan diyelim önce. Kısımdan. Bir, katı parçacıklar, taneler. İki, aralarındaki boşluklar. Bir de bu boşlukların zemin tamamen kuru olduğu zaman tamamıyla havayla dolu olması söz konusu. Zemin tamamen doygun olduğu zaman, su tablası altında veya kılcal zorun altında olduğu zaman bu gözeneklerin tamamen suyla dolu olması durumu var. Çoğu zaman katı partiküller arasındaki bu boşluklar, gözenekler bir miktar su, bir miktar havayla doludur. Bu resimde gördüğünüz gibi, şematik resimde. S'ler katı parçacıklar, İngilizce solid'in baş harfi. Aralarındaki boşluklar, mesela şuranın tamamı suyla dolu, W, water. A, air'in baş harfi, hava. Şuradaki boşluk, bakın, bir kısmı havayla, bir kısmı suyla dolmuş durumda. Özellikle tane dokanak kısımlarında su var. Dolayısıyla bu anlamda zemin 3 fazdan oluşuyor. Katı partiküller, su ve hava. Şöyle diyelim, bir zeminden 1 metreküp numune alsak,
Bütün katı partikülleri bir araya toplasak sanki tek parçaymış gibi. Bütün suyu bir araya toplasak tek kütle ve tek hacim olarak. Bütün havayı da aynı şekilde tek hacim olarak bir araya toplasak. Üç kısmına oluşan bir kompozisyon elde ederiz. Katı partiküller, su, hava. Biz buna faz diyagramı diyoruz arkadaşlar. Faz diyagramının bir tarafında kütle var, bir tarafında hacim bileşenler var. Kütle, katı partiküllerin kütlesi ms, suyun kütlesi mw, havanın kütlesi var ama çok çok düşük olduğu için bu tür problemlerde biz sıfır kabul ediyoruz. Diğer tarafta hacim tarafında katı partiküllerin hacmi vs, suyun hacmi v alt simge w, havanın hacmi v alt simge a. Havanın kütlesini sıfır alabiliriz ama asla hacmini sıfır alamayız. Bunu unutmayalım. Havayla suyun hacmi toplamda gözenek hacmini oluşturuyor. VV, buradaki küçük V İngilizce void'in baş harfi. Ve üçü birlikte toplam hacim. Şurada ikisi birlikte toplam kütleyi oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar araziden bize gelen zeminler çoğu zaman silindirik bir tüp içerisinde gelir. Orada hacmi bilinen, kütlesi bilinen bir zemini alırız. Laboratuvarda bir yoğunluk tayini yaparız. Su içeriği tayini yaparız. Çoğu zaman elimizde bu iki veri olur. Bundan daha sonra biz biraz sonra sıralayacağım parametreleri, ölçmesi zor olan parametreleri kolaylıkla matematiksel yollarla, bir takım aritmetik hesaplarla elde edebiliriz. Bunlardan bir tanesi veya ilki boşluk oranı. Zeminlerin boşluk oranı dediğimiz zaman E simgesi de gösterdiğimiz bu parametre boşluk hacminin katı partikül hacmine oranı. Çok yararlı bir parametre. Zemin mekaniğinde çok sık kullanılır. Bununla ilişkili, boşluklarla ilişkili fakat biraz daha farklı bir parametre gözeneklilik veya porozite. Boşluk hacminin bu sefer toplam hacme oranı, boşluk oranı bakın katı partiküllerin hacmine oranıydı boşluk hacminin. Burada ise boşluk hacminin toplam hacme oranı söz konusu. Yüzde ile çarpıp yüzde olarak ifade ediyoruz ama matematiksel hesaplarda sadece şu ondalık kısmını kullanıyoruz. Yüzle uğraşmıyoruz. Boşluk oranından gözenekliliğe, gözeneklilikten boşluk oranına geçiş formüllerimiz var. Bunları ezberlemekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Bu dersi geçtikten sonra unutuyorsunuz ama istikbalde gelecekte işinize yararsa, sık kullandığınız zaman, her gün kullandığınız şeyler olursa o zaman tekrar oturur bakarsınız. Doygunluk derecesi S, alt simgesi de var bunun, R, ben öyle kullanıyorum, S, R. Gözeneklerin ne ölçüde suyla dolu olduğunun bir ifadesi. O yüzden suyun hacmi bölü boşluk hacmi. Bu da yüzde çarpılır ve yüzde olarak ifade edilir. Yine matematiksel hesaplara ondalık olarak girer. Değeri sıfırla bir arasında değişir. Su içeriği çok sık kullandığımız bir indeks özelliği. Suyun kütlesinin katı partikül kütlesine oranı, bu da yüzde çarpılır, yüzde olarak ifade edilir ama ondalık olarak hesaplarda sadece ondalık olarak kullanılır. Evet, zeminlerin su içeriği genellikle %100'ün çok altındadır ama bazı durumlarda %500'lere kadar çıkabilir. Mesela turbalarda, turba türü organik zeminlerde. Şu örnekte araziden gelen bir zeminin ıslak, nemli haldeyken etüve konup kurutulması, oradan suyun kütlesinin bulunması, sonra işte katı partikül kütlesi dağıtılıp belirlendikten sonra birini diğerine oranlayarak su içeriğinin bulunmasıyla ilgili güzel bir örnek. Kolay olduğu için bunu geçiyorum. Yoğunluk bir başka önemli indeks özelliği zeminler için. 6 çeşidi var. En çok kullandığımız çeşidi doğal yoğunluk. Buna biz eş anlamlı olarak ıslak yoğunluk veya toplam yoğunluk da diyoruz. Yunanca rho simgesiyle gösteriliyor. Rho, Latince nasıl diyelim, Batı alfabesindeki R'nin Yunanca'daki karşılığı rho. Kimin kime oranı toplam kütlenin toplam hacme oranı. Toplam kütlenin bileşenleri burada. Çoğu zaman toplam hacmin bileşenlerini ayrı ayrı vermiyor.
Önemli bir başka yoğunluk katı partikül yoğunluğu. Katı partikül yoğunluğu. Mesela kuarsın katı partikül yoğunluğu 2,65. Sanki onun ne diyelim? Özgül ağırlığı gibi. Özgül ağırlık boyutsuz. Yoğunluğun boyutu var. Gram bölü santimetre küp veya megagram bölü metre küp şeklinde. Kimin kime oranı? Katı partiküllerin kütlesinin katı partikül hacmine oranı. Bakın burada hava ile ilgili hiçbir şey yok. Ne hacim ne kütle. Hava yok burada. Tamamen kristalin kütlesi, kristalin hacmi söz konusu. Ya da zemini oluşturan bir tanenin hacmi ve kütlesi. Suyun yoğunluğu, bunu fizikten biliyorsunuz. Zeminlerin doğal yoğunlukları çoğu zaman 1 ile 2,4 arasında değişir. Zemini oluşturan katı partiküllerin yoğunluğu ise ya da özgül ağırlığı 2,5 ile 2,8 arasında değişir. Kuars için 2,65 demiştik az önce. Evet, size verilmediği zaman bu değer, bu problemlerin çözümü istendiğinde 2,7 alabilirsiniz. 2,65 de alabilirsiniz. Suyun yoğunluğu tam olarak 1 gram bölü santimetre küpü eşit 4 derece santigratta veya 1000 kilogram bölü 1 metre küpe ya da 1 ton bölü 1 metre küpe eşit. Diğer 3 yoğunluğumuz kuru yoğunluk. Kuru yoğunlukta sadece katı partiküller var ama hacim tüm hacim. Yani katı partiküllerin hacmi değil. Bunlar arasındaki bu küçük farklara, bu nüanslara dikkat edelim arkadaşlar. Çok karıştırılıyor ama karıştırmamanın tek yolu çokça problem çözüp bu oranları iyice zihnimize kazımak. Doygun yoğunluk, bunun bir özel koşulu var. Hava hacmi sıfır olduğu zaman veya doygunluk derecesi %100 olduğu zaman hesaplanan yoğunluk. Hava yok burada. Gözenekler tamamen suyla dolu. Son yoğunluğumuz ise batık yoğunluk veyahut da su altındaki yoğunluk, rho üssü. Bunu 6. veya 7. hafta efektif gerilme problemlerinde kullanacağız sıkça. Batık yoğunluğun değeri rho sat eksi rho w, yani doygun yoğunlukla suyun yoğunluğu arasındaki fark. Evet, tablo 2.1'de sadece bir fikir vermesi açısından çok karşılaşılan zeminlerin doygun yoğunlukları, kuru yoğunlukları ve batık yoğunlukları verilmiş. Turbaya dikkat edin arkadaşlar. Doğal yoğunluğu 0,1 ile 0,3 gram bölü santimetre küp arasında sudan bile hafif bir zemin. Evet. Bu faz problemlerin çözümünü 5 videoda anlattım. İlk 3 videosu 2. hafta için çalışılacak. Seyredilip takip edilecek. Diğer iki video ise 3. haftanın konusu arkadaşlar. Bunlarla ilgili olarak videolarda ayrıntılı anlatımları yaptım. Şu örnek problemleri orada ayrıca çözdüm. Şu sonucu, faz problemlerin sonucu. Bu az önce saydığımız parametreleri ezberlemekten başka çaremiz yok. Ezberiniz iyi ise bir de şunu ekleyin. Bu da çok faydalı bir formül. Kaç tane burada bileşen var? 1, 2, 3 tane sol tarafta, 2 tane sağ tarafta, 5. Bunlar 4 tanesi bilindiği zaman bilinmeyen 5.'yi buradan çıkarabiliyorsunuz.